Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Kullarına ilk ve son çağrı olarak yüce dinimiz İslam nimetini lütfeden, bir hidayet rehberi olarak son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i gönderen, razı olduğu dinin numune-i imtisali olan son rahmet elçisini kullarına bahşeden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. İman ve ibadeti, ilim ve hikmeti, irfan ve medeniyeti, ahlak ve fazileti, hasılı dünyada huzurun, ahirette kurtuluşun yollarını yaşayarak insanlığa öğreten Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem âline, ashabına ve ehli beytine salat ve selam olsun. Diyanet Televizyonumuzun sevgili izleyicileri, miladi 628. yıl. Mekke'nin fethinde artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşılmakta. Görünüşte Müslümanların aleyhine olan bir antlaşma imzalanmak üzere. Mekkelilerin temsilcisi olarak Hudeybiye'ye gelen Süheyl bir Amr ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında uzlaşma sağlanmış. Hudeybiye antlaşması Hazreti Ali tarafından kaleme alınarak yazıya geçirilmişti. Bu antlaşmaya göre Müslümanlar o yıl Mekke'ye girmeden Hudeybiye'den geri dönecekler. Umre için bir sonraki, ertesi yıl gelecek ve şehirde ancak 3 gün kalabileceklerdi. Mekkeli bir kimse Müslüman olup Hazreti Muhammed'in yanına Medine'ye giderse, velisinin isteği üzerine geri Mekke'ye verilecek. Fakat bir Müslüman mürtet olup Medine'den Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecekti. Barış 10 yıl sürecek, taraflardan biri bu ittifaka dahil olmayan herhangi bir kabile ile savaşa girerse diğeri tarafsız kalacak. İki taraf kendi hakimiyetleri altındaki toprakları kervanların geçişi, hac ve umre için emniyet altında tutacaktı. Diğer Arap kabileleri taraflardan istedikleriyle ittifak yapabileceklerdi. Ancak zahiren şartlar Müslümanların aleyhine tamamıyla öyle görünüyor. Ancak bu antlaşma ile Mekkeli müşrikler Medine İslam Devleti'ni resmen tanıdıklarını göstermesi açısından büyük bir başarı ve kıymetli bir öneme sahipti. Ayrıca Cenab-ı Hak Mekke'nin fethedileceğini bu hadiseden yani Hudeybiye'den sonra şu ayeti kerime ile müjdelemişti. İnna fetahna leke fetham mubina. Yağfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taahhar ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakime. Senin geçmiş gelecek bütün günahlarını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Bir diğer ayette ise Rabbimiz niyetlendikleri umre ibadetini yapamadan döndükleri için büyük üzüntü ve hayal kırıklığı içerisinde olan müminleri şöyle teselli etmişti. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Aynı yıl içinde Müslümanlar açısından bir başka fetih daha yaşanacaktır.
Medine'de Müslümanların aleyhine faaliyetler yürüten Yahudiler, Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza bertaraf edilmişlerdi. Yahudilerin yaşadığı önemli bir ticaret ve ziraat merkezi olan Hayber mutlaka fethedilmeliydi. Ayrıca Beni Nadir Yahudileri Hayber'e yerleştikten sonra yine rahat durmuyorlardı. Bunun üzerine Hayber'e büyük bir sefer gerçekleştirildi. Başta Hazreti Ali olmak üzere Müslümanların büyük yiğitlikleri ve kahramanlıklarıyla Hayber fethedildi. Böylelikle Medine-Suriye yolu kontrol altına alındı. Hayber'in fethinden sonra ise Mute Savaşı'nda Müslümanlar ile Hristiyanlar Peygamberimizin elçisinin şehit edilmesi sebebiyle gönderilen İslam ordusu Lut Gölü'nün yakınlarında Mute denilen yerde ilk defa karşı karşıya gelmişlerdir. Bu savaşta 3000 kişilik İslam ordusu 100.000 kişilik Bizans'a karşı mücadele etmiştir. Kıymetli izleyiciler, Müslümanların en belirgin vasıflarından birisi söz verdiklerinde sözlerinden dönmemeleridir. İnkarcıların en belirleyici vasıfları ise ahde vefa göstermemeleri, sözleşmelere, biatlerine riayet etmemeleri ve yalan söylemekten asla geri durmamalarıdır. Bu belirleyici vasıfları Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra apaçık görürüz. Nitekim Mekkeli müşrikler antlaşmanın üzerinden daha henüz 2 yıl geçmeden sözleşmeyi bozmuşlardı. Müslümanların müttefiki durumunda olan Huza kabilesine baskın düzenlemişler, 23 kişinin ölümüne neden olmuşlardı. Bu durum anlaşmanın geçerliliğini yitirmesine, tüm koşulları Müslümanların lehine dönüşmesine sebep olmuş ve nihayetinde Mekke'nin fethi artık Müslümanlar için veya fethe giden yol açılmıştı. Mekkeliler antlaşmayı yenilemek üzere Ebu Süfyan'ı Medine'ye gönderseler de artık Mekke'nin fethinden başka bir yol kalmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram Mekke'ye yürümek üzere hazırlıklara başlamıştı. Miladi 630 yılında ashabıyla birlikte Medine'den hareket eden ve Mekke yakınlarındaki Merruz Zehran denilen bölgede konaklayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından yakabildikleri kadar fazla sayıda ateş yakmalarını istemiş ve emir buyurmuştu. Kısa bir sürede 10 binden fazla ateş yakılmış, İslam ordusunu gizliden gizliye gözetleyen Mekkeliler Müslümanların sayısının çok ama çok fazla olduğunu zannetmiş ve bu izlenimi kendilerine bu izlenim verilmişti. Böylelikle daha Mekke'ye varmadan düşmanları üzerinde kesin bir galibiyet, hakimiyet kurmuş, psikolojik açıdan küfür cephesini açık bir yenilgiye uğratmıştı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Son bir çare olarak Peygamberimizin huzuruna çıkan Ebu Süfyan ise bu görüşmede İslam'ı kabul etmiş, kelime-i şehadet getirerek sahabe, Peygamberimize arkadaş olma şerefine nail olmuştu. Nihayet Mekke dağlarında ashab-ı kiramın hep bir ağızdan getirdikleri tekbir ve tahliller çınlamaya başlamıştı. Mekke'ye dört bir yandan giriş yapan binlerce sahabenin gözlerinde işkencelere, eziyetlere, zulümlere maruz kaldıkları o sıkıntılı günler canlanıyor. Yurtlarından ayrıldıkları günlerden sonra fetih gününe kavuşmanın sevinciyle alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar ediliyordu. Kesinlikle kan dökmeden kendisine her türlü eza ve cefayı reva görenleri yargılamadan ve cezalandırmadan tamamen barış ve esenlik içerisinde Mekke-i Mükerreme fethedilmişti.
son rahmet elçisi hiç kimseye eziyet edilmemesini, hayvanlara ve bitkilere zarar verilmemesini emir buyurmuştu. Zira İslam, ismiyle müsemma selamet dinidir, esenlik dinidir, barış dinidir. İslam'ın hakim olduğu topraklarda sadece insanlar değil, hayvanlar hatta bitkiler dahi güven içindedirler. Bugün de bize düşen esenlik kaynağı İslam'ı dünyanın dört bir yanına ulaştırmak ve en önemlisi duruşuyla, yaşantısıyla, örnek hayatıyla bütün insanlığa İslam'ın evrensel mesajını ulaştırabilmekti. Sevgili izleyiciler, Mekkelilere hitaben seslenen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehir halkına şu soruyu sordular. Şimdi size ne yapmamı bekliyorsunuz? Mekkeliler hep bir ağızdan şu şekilde cevap verdiler. Senden ancak iyilik bekliyoruz. Çünkü sen bizim hayırlı kardeşimizsin. Rahmet elçisi, alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den merhametten başka ne beklenirdi ki? O yüce peygamber, çağlar ötesine insanlık dersi veren şu, o güzel ahlakıyla şu kararını ilan buyurdu. Ben size Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi diyorum. Bugün size kınanma ve azarlanma yoktur. Gidin, hepiniz serbestsiniz. İşte Mekke, bu asil bir duruş ve merhametle, bu sözlerle Peygamber Efendimiz ve ordusu tarafından fethedilmişti. Toprak parçaları elde edilebilir. Ancak asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. İşte bizi biz yapan, bizi farklı milletlerden ayıran en temel vasfımız budur. Bizler tarih boyunca hep gönülleri fethettik. Gittiğimiz yerlere adaleti ve barışı götürdük. Götürmeye de devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Ne mutlu gönülleri fethedenlere, ne mutlu Hakk'ın rızası her şeyin üstündedir deyip ona ittiba edenlere. Ne mutlu gittikleri toplumlara başımızda Bizans kardinallerini görmektense Müslüman sarığını görmeyi tercih ederiz. İnsanların dediği o güven duygusunu bütün insanlara ulaştırabilenlere ne mutlu. Mekke'nin fethiyle Kabe'de bulunan bütün putlar yıkıldı. Hak geldi, batıl zahil oldu. Zaten batıl zail olmaya mahkumdu. Artık vahyin kalbi Mekke şirkten ve küfürden arınmış, Hazreti Bilal-i Habeşi'nin Kabe'nin üzerinde aşk ile ve şevk ile heyecanla okuduğu ezanı Muhammedi ile Mekke'nin dağlarını, taşlarını, canlı cansız bütün varlıkları, yeryüzünü ve gökyüzünü tevhidin huzuru ve inşirahı kaplamıştı. Mekke'nin fetih günü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli eşi Hazreti Hatice'ye karşı duyduğu sonsuz muhabbetin ve vefa duygusunun da suret bulduğu bir ana şahitlik edecekti. Son rahmet elçisi istirahat etmek üzere çadırının nereye kurulacağını soran ashabına Mekke kabristanlığı mahiyetinde olan Cennetül Mualla'nın Hacun mevkiine çadırının kurulmasını emir buyuracaktı. Hacun mevkii Hazreti Hatice'nin kabrinin adeta yanı başındaydı. Sevgili izleyiciler, Mekke'nin fethinden sonra Huneyn gazvesi yaşanmış ve Cirane'de İslam ordusu bir araya gelmişti. Efendimizin Mekke'de kalacağına dair Ensar'ın gönlüne bir kaygı düşmüştü. Hatta böyle bir söz yayılmaya başlamıştı. Acaba Peygamberimiz artık Mekke'de mi kalacak? Evet, seven sevdiğinin ayrılığını düşünmeye bile dayanamıyordu. Ayrıca ganimet mallarının kendilerine daha az verildiği kanaati birdenbire gönülleri kaplayıvermişti. Ensar'ın bu kaygısını fark eden
sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defada Ensar'ın gönlünü alacak. Müslümanların zor zamanlarında maddi ve manevi her türlü imkanlarını Allah ve Resulünün yoluna hibe eden Medineli Ensar'a Allah Resulü şu müjdeyi verecekti. İnsanlar elde ettikleri ganimetlerle birlikte evlerine dönerken, siz Allah Resulü'nün sizinle birlikte Medine'ye dönmesini istemez misiniz? Bütün insanlar bir vadide, Ensar diğer bir vadide olsaydı, toplansaydı, muhakkak ki ben Ensar'la birlikte olmayı tercih ederdim. Eğer ki hicret Rabbimin bana emri olmasaydı, ben kendimi Ensar'dan biri olarak kabul ederdim. Evet, öyle de oldu. Vefa peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. O kadar ki bugün dahi kıyamete kadar mübarek kabri şerifleri Ravza-i Mutahhara bütün Müslümanların en büyük hasreti yeşil kubbeli peygamber istirahatgahı Medine-i Münevvere'de bulunmaktadır. Sevgili izleyiciler, Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Savaşı'nda ise Müslümanlar bir başka sınava tabi tutuldular. Sayıca çok olan Müslümanlar kendilerinin artık hiçbir yenilgiye maruz kalmayacaklarını düşündükleri anda pusuya düşmüşler, panikle dağılmaya başlamışlardı. Ancak Allah'ın yardımı Peygamberimizin bulunduğu yerden bir adım dahi geriye atmaması, amcası Hazreti Abbas'ın gür sesiyle orduyu toplaması sayesinde İslam ordusu yeniden toparlanarak başarı elde edebilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu durum, bu sahne şöyle anlatılmaktadır. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de görmediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Ayeti kerimede de ifade edildiği üzere mallarımızın, sayımızın, makam mevkilerimizin, imkanlarımızın çok olması asla bizi şımartmamalıdır. Yoksa dünya bütün genişliğine rağmen bize dar geliverir. Bize düşen yapmamız gerekenleri hakkıyla yerine getirdikten sonra neticeyi Rabbimize bırakmaktır. Yani tevekkülü yerli yerinde ve gerektiği gibi sergilemektir. Kıymetli izleyiciler, Peygamberimizin iştirak ettiği son savaş ise Tebük Seferidir. Kur'an-ı Kerim'de bu savaşa Sa'atül Usra, güçlük zamanı denilmiştir. Zira bu savaş öncesinde ve sonrasında Müslümanlar yine imtihanlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bizans'ın saldıracağı haberi Medine'ye ulaşınca Peygamber Efendimiz savaş hazırlıklarının yapılmasını emretmiştir. Ancak gidilecek yol çok uzun, hava çok sıcak ve de ürünlerin, yani ziraatın tam mahsul zamanıydı, hasat zamanıydı. İşte imtihan da tam burada gizliydi. Geliniz bundan sonrasını Kur'an-ı Kerim'den dinleyelim. Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahirettekine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız, Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir
ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Tebük seferinde Bizans'la savaş olmadı. Ancak unutmayalım ki önemli olan kulun Allah'ın yolunda canıyla ve malıyla mücadele etmesidir. Biz seferle sorumluyuz. Zafer Allah'a aittir. Dün olduğu gibi bugün de bizler böylesine imtihanlara tabi tutulabiliriz. Bilelim ki hüküm Allah'ındır. Allah'tan geldik, dönüşümüz yalnızca O'nadır. Ya Rabbimizin yolunda bir hakkın mücadele ederiz, dünya ve ahiret kazancını elde ederiz ya da Rabbimiz elbette kendi dinine hizmet edecek neferler yaratmaya muktedirdir. Ancak biz bu durumda kaybeden oluruz. Sevgili izleyiciler, şimdi vakit Efendimizin mübarek hayatında gerçekleşecek tek hac olan Veda Haccı'nın vaktiydi. Son rahmet elçisi mübarek Ezvacı Tahirat'ı, kızı Hazreti Fatıma, Ensar ve muhacirlerden oluşan büyük bir kafile ile Medine'den ayrıldı. Bu Peygamber Efendimizin ashabıyla birlikte eda edecekleri ilk ve son haccı olacaktı. Yıllarca peygamberi sırtında taşımakla adeta müşerref olmuş olan Kasva ile Mescid-i Haram'a ulaşan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacerül Esved'i istilam ederek öptüler. Ashab-ı kiram ile birlikte Beytullah'ı tavaf etmeye koyuldular. Arafat, vakfelerin en güzeline şahit oluyordu. Cebelur Rahme'de öylesine kutlu bir kafile vakfeye durmuştu ki, bu kafile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den onun her biri birer yıldız misali ashab-ı kiramından oluşmaktaydı. Ve o gün ashabına, o günden sonrası içinse bütün asırlara ve çağlara nebevi bir ders. Dünya durdukça ve durmaya devam ettikçe duyulmaya ve duyurulmaya devam edecek olan bir manifesto, bir deklarasyona veda hutbesi ile şahit olacaktı. Bu öylesine yüce bir bildiriydi ki insan hakları evrensel beyannamesinden 1400 yıl önce yalnızca insanın haklarını ilan etmekle kalmamış, canlı cansız her varlığın kendisine ait bir hakkı ve hukuku olduğunu, adeta bugünkü ifadesiyle çevre ahlakını Resul-i Zişan, Peygamber-i Alişan Efendimiz tarafından ferman buyurularak bütün dünyaya ilan edilmişti. Veda haccinde ve irat buyurduğu veda hutbesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Ey insanlar, bilmiyorum belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun. Benim bu sözlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Dikkat edin. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer Müslümana helal olmaz. Kimin yanında bir emanet varsa
onu sahibine iade etsin. Rabbiniz olan Allah'tan sakının, ona kulluk edin. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan ayında oruç tutun. Hac ibadetini yerine getirin. Mallarınızın zekatını gönül hoşluğuyla verin. Ey müminler, size 2 emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an ve peygamberinin sünnetidir. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. O zaman ne diyeceksiniz? Deyince ashab-ı kiram, Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatta bulundun diye şahitlik ederiz dediler. Bunun üzerine Resulullah şehadet parmağını semaya doğru kaldırdı. Sonra da insanlara doğru çevirip indirerek şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. İşte hak dava ve ilahi nizamın sorumluluk bilinci böyledir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'inde Yüce Rabbimiz فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Sevgili izleyiciler, Veda Haccı'ndan dönüşte Allah Resulü'nün sağlığı günden güne bozulmaya başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son günlerini hanımı Hazreti Ayşe validemizin odasında geçirdiler. Namaz kıldıramayacak kadar rahatsızlandıklarında ise Hazreti Ebubekir Efendimiz'i namaz kıldırmakla imamet için yerine görevlendirdi. Kendisini iyi hissettiği bir gün ashabı arasında bulunmak için mescide geçti. Efendimizin mescide geldiğini gören Ebubekir radıyallahu anh mihrabı Allah Resulüne bırakmak üzere kenara çekilse de Peygamberimiz sadık dostuna namazı kıldırmasını işaret etti ve yanında namaza durdu. Rabi'ul Evvel ayının 12. gecesi dünyayı teşrif buyuran sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir Rabi'ul Evvel ayının 12. gecesinde miladi 632 yılında emanetini Rabbine teslim etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı ashab-ı kiramı şaşkına uğratmış, birdenbire bu acı gerçekle yüzleşmekte zorlanmışlardı. Hazreti Ömer bu hakikate inanmakta güçlük çekiyor, onun ölmediğini söylemek için kendisini zorluyordu. O esnada tam bir vakar ve itidal örneği sergileyen Hazreti Ebubekir şu sözleriyle ashab-ı kiramı teskin etmenin gayretini gösteriyordu. Ey insanlar! Muhammed'e tapan varsa bilsin ki Muhammed ölmüştür sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a kulluk edenler ise onun ölümsüz olduğunu unutmasınlar. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur. Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Şunu bilin ki geriye dönecek kimse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah takdirine rıza gösterenlerin mükafatını verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşları, amcası Hazreti Abbas'ın çocukları Fazıl ile Kusem ve Üsame bin Zeyd'in yardımıyla Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz tarafından yıkanmıştı. Önce erkekler, sonra kadınlar, daha sonra çocuklar gruplar halinde ayrı ayrı gelip Peygamber Efendimizin cenaze namazını kıldılar. Evvelce bir hadis-i şeriflerinde buyurdukları üzere vefat ettikleri noktaya, yani Hazreti Ayşe annemizin hücre-i saadetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defnedildiler.
Çünkü peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Dünya hayatında bulunan her şey ve herkes fanidir. Elbette ki her canlı kendisine takdir edilen hayatı yaşayacak ve sonunda ölümle karşılaşıp ahiret yurduna irtihal edecektir. Rabbimizin ezeli ve ebedi kelamı Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla kullarına bildirdiği hak din İslam ve son rahmet elçisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyeleri ise, onun evrensel mesajı ise kıyamete kadar geçerli, yerli yerinde ve payidar olacaktır. Ne mutlu İslam'ı hayatının tamamına aktaranlara, ne mutlu Kur'an'ın rehberliğinden bir an olsun ayrılmayanlara, ne mutlu sünneti Resulullah'a sımsıkı sarılanlara. Diyanet Televizyonumuzun saygıdeğer izleyicileri, son rahmet elçisi, ümmeti olmakla şeref yap olduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek örnek hayatını 6 bölüm halinde sizlere aktarmanın gayreti içerisinde olduk elhamdülillah. Ancak şunu biliyoruz ki değil 6 bölüm, 66 bölüm dahi olsa anlatsak, anlatmaya çalışsak Peygamberimizin o güzel örnek ve eşsiz hayatını anlatmaya güç yetiremeyiz. 33 bölüm halinde Kur'an-ı Kerim'de yer alan peygamberlerimizi anlamaya ve anlatmaya gayret gösterdiğimiz Rahmet Elçileri programımızın burada son bölümünü, son anını sizlerle paylaşıyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını, Rabbimin rızasına ulaşmasını yine Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah istifade etmişsinizdir. Bizleri ekranları başında takip eden siz saygıdeğer izleyicilerimize, Diyanet Televizyonumuz vesilesiyle bizleri yuvalarınıza, iş yerlerinize konuk ettiniz. Onun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen Diyanet Televizyonumuzun her kademesindeki kardeşlerime, bizleri sizlerle buluşturan bu emektarlara saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sözlerimi alemlere rahmet Hazreti Peygamber Efendimiz'e salatu selam ile bitiriyorum. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.